Evet, Derin Futbol devam ediyor. Reklamların öncesinde Sayın Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı, tarihi açıklamalar yaptı. Futbol Federasyonu'nda hakemler, FETÖ'cü hakemler var. Futbol Federasyonu'nun içinde hala FETÖ'cüler var. FETÖ'cü teknik direktörler var. Süper Lig'deki hocaların %25'i FETÖ'cü dedi. Ve federasyon bana ceza verirse hepinizi tek tek ifşa ederim dedi. İnanılmaz sözler. Çok tehlikeli laflar. Yanlıştır, doğru diye bir yorum yapmam. Bilmediğim bir iş. Şimdi ben yerli hocaları çıkarttım. Aklıma gel: Emre Belözoğlu, Hamza Hamzoğlu, Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Nuri Şahin, Adem Büyük, Abdullah Avcı, Rıza Çalınbay, Hakan Keleş, Önder Karaveli, Hikmet Karaman, İsmail Kartal, Erol Bulut. Ben bunların içinden 3-4 tanesinin kesin olmadığını eminim. Bir, İsmail Kartal. Tanıdığım için söylüyorum. Tabii, yok canım, alakası. Kesin. Hikmet Karaman kesin değil. Başka kimseyi tanımıyorum. Rıza Çalınbay kesin değil. Onunla alakası. Şimdi gelelim hakemlere. 5-6 tanesini tanıyorum. Altına imza atarım. Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, İstanbullu Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan. Bunlar kesinlikle bu tür işlerde filan. Çünkü ben bunların çok çocukluğunu bilirim. Evet. Hani kendini gizlesen de o zamanlar açık verirsin. Tamam, ama diğerlerini bilmiyorum. Fakat çok ağır laflar bunlar. Çok. Çok ağır laflar. Şimdi çok ağır laflar olduğu vakitte Futbol Federasyonu çıkıp bir açıklama yapacak. Zaten birazcık bir şey oldu. O Tahir Kıran, sevgili arkadaşımız, ne diyor? Bana Cüneyt Çakır'ı verirsen maça çıkmayacağım diyor. Evet, evet. Allah biliyor ya. Tahir benim arkadaşım. Ben MHK başkanıyım. Benim zamanımda desin, ertesi hafta Cüneyt Çakır Rize'nin maçına veririm. Tabii yani, çıkmasa sen yadına verirsin. Çıkmasa sen kendin bilirsin. He? 3 puan. Hükmen malum. Çok da fifi. Hükmen malum. Çok da fifi. Hükmen malum. Biraz da biraz da saygı duymak lazım kulüp başkanlarına. Yani, hani verme dediği zaman da vermeyecek. Yani kalkıp da şey yarıştırmayacak. Hayır, bir dakika. Ahmet Hoca yarıştırırım. Ben Türk hakemliğinin patronuysam, yok, değil, benim bana gider yapamazsınız. Hocam, hayır, bir dakika. Hayır, bir şey söyleyeceğim sana hocam. Kimse yapamaz. Bazen de hocam kulüpler hocam, yani bu uğur olarak görebilir. Başka şey olabilir. Şimdi can çekişiyor Rizespor. Tamam. Böyle bir isteği de olabilir yani. Tamam, ayrıca anlarım. Saygı duyacaksın. Ya Cüneyt Çakır Türkiye'nin bir numarası. Dünyanın en iyilerinin, en iyi 5 adamından biri. Önceki MHK veriyordu inanılmaz. Benim ben Türk hakemliğinin patronuysam bana gider yapamazsınız. Hocam sana gider değil ama bir kulüp başkanlığında kalkıp bir takım serzenişte oluyor. Ben Cüneyt Çakır istemiyorum diye. Vermezsin sen. İstemiyorum başka bir şey. Bir tane hakem var. Verirsen maça çıkmam yani başka bunu, bir şey. Bunu ama o da abartma. Hani abartıyor ama hocam. Yok, abartıyorum. Şey anlaşılmak istiyorum. Bir dakika. Anladın mı? Adam federalını öyle yapıyor. Hani maça çıkmam derken. Şimdi bu akşam. Abartıyor. Maça çıkar tabii ki. Çıkmaz mı adam? Ama öyle söylemesi lazım. Uzlaşmacı bir teknik. Şey, kulüp başkanı. Öyle hırcı bir adam değil, kavgacı bir adam değil. Hocam, yumuşak bir adam. Yapma, ortalığı yıktı. Bu akşama kadar diyorum, bir dinle. Ki ben çoğu destekliyorum. Bu akşama kadar. Bu akşama kadar. Fakat bu akşam söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Yani abi, hesap bu hesaplarıma göre baktığım vakit. Ben hakem hakem anlamam. Vallahi, ben teknik direktörlerin çoğu tanıdığımız insanlar. Teknik direktörleri. Evet. Bir de habire iş buluyorlar diyor. Devamlı iş bulanları da şey yapmak lazım. Hani hocam, değil mi? Devamlı iş buluyorlar diyor. Devamlı iş abi buluyorlar. Abi ben kimsenin günahına girmem. Ben de giremem. Ben girmem. Ama giremem. Kesin olmadığını ama bildiğim herkes, 4 tane adam var. Ama herkes töhmet altında. Bak ben çabuk yok. Bu benim şahsım. Yani, İsmail Kartal, Hikmet Karaman, Abdullah Avcı, Rıza Çalınbay. Şimdi konumuz hakemler. Başkasını bilmem. Yani şimdi konumuz hakemler. Türk futbolunda hakemler. Abi hakemliği tanımıyorum. Şimdi hakemler ayrı ama burada dediğin gibi biraz da hakemlerin artık bir standardı olacaklar. Varın da şeyinde. Yani hakemler hakikaten kötü maç yönetiyorlar. Hakikaten kural bak şeyli standart bozukluğu var. Bugünkü, bugün cumartesi maçla başlayacak. Bugünkü kötü maç peki, değil. Şey bugünkü başka bir maç. Niye? Hocam, peki bir şey söyleyeceğim ya. Siz bunun farkında değil misiniz? Biz burada 3 sene mi önce miydi bu ilk VAR geldiğinde? VAR sistemi ilk geldiğinde. Burada bir tartışmamız olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi ilk geldiğinde? Evet. Şimdi size göre hocam, özellikle sana ve Sinan'a soruyorum. Bu VAR sisteminden önce mi daha biz bu hakemler gene tartışılıyor da, yoksa VAR sistemi geldikten sonra işler daha mı fena oldu? Daha fena oldu. Şimdi bu VAR'ın ne faydası oldu? Ama bir şey söyleyeyim. Abi bak, genel totale bakalım. Hayır, totalde ne oldu? Şöyle faydası oldu. Abi tamam. Hayır, bazı adalet yerini buldu. Tamam da bak, ama adalet dediğin Anadolu kulüplerinin başkanları biri maça çıkmam diyor. Biri de Murat Bey, Murat şimdi, Sancak Bey ortalığı ayağa kaldırıyor. Yani mesela, kimin için iyi oldu? Bir gol oluyor. Anadolu takımları da bağırıyor. Apo, bir gol oluyor. Golden evvel faul var.
iptal ediyor. Yani adaletsizlikleri düzeltiyor. Tamam da Sinancığım, peki biz niye VAR'dan önce bu kadar hakemleri konuştuk da şimdi VAR gelince daha az konuşmamız lazım değil mi, eğer faydalıysa? Şimdi tamam işte. VAR doğru kullanılmıyor. Bu VAR bozdu bizi ve kardeşim. Hakemler korkuyorlar. Hakemler korkaklar. Hep söylüyorum, yıllardır da söylüyorum. Hay ben korkma Kudüs'ü derken bunu söyledim. Ben hakemler, seni korurum Kudüs'ü. Ben 20 sene önce söyledim bunu. Korkuyorlar hakemler maalesef. Korkuyorlar. Tabii, büyük tabii. Kulüp baskısında kalıyorlar. Şimdi benim, şimdi şurada şöyle olacak bakın. Heh. Şimdi sevgili Murat Sancak ikinciliği oynuyor. Sevgili Murat Sancak ama bundan sonraki maçlarında hakemlerin tavrı ne olacak? Tabii de ona bakacağız. Bak şimdi. Şimdi bu hakemler de insan. Bunlar da oturuyorlar, toplantılar yapıyorlar. Şimdi kızmışlar bir tercih yaparken ben Apo'yu daha çok seviyorum. Ahmet Hoca'ya pas atmam, Ahmet Hoca'ya atarım. Veya düdüğü Apo için çalarım mesela. Tamam. Tercih. Ama hakemlik yani bir şey işte değil. Yani işte abi. Adalet, parmağı. Hakem, hakem. Ama adalet dersen çok adaletsizler var. Adalet. Onun için ben buradan Murat Sancak'a söylüyorum. Aman de. MHK Başkanı bana ara. Ne aman diyecek, her şeyi söyledi. Hayır, ben bunları söyledim diye. Bundan sonra hakemler beni doğramasınlar. Ya, kimse doğramadı. Hakemleri siz... Bir dakika. Aslında bugün. Abi, bak burada Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çok net bir soru soruyor. Çok net. Bugün son saniyede iptal edilen golü tartışmıyorum. Offside veya değil, onu tartışmıyorum. Kimine göre kaleciye görüş alan der. Bana göre görüş alan der. Gol gol. Fakat usule aykırı bir durum var. Bu tür kalecinin görüş alanını kapatıp kapatmamasına VAR hakemi karar veremez. Orta hakemi çağırır, orta hakem bakar. Kanaatim o ki der. Bir de sen bak der. Geçmişte örnek. Cüneyt Çakır ne yaptı? Gitti Bursa'da. Hatta ne yaptı? Yan hakemin uzmanlık konusu ya. Sen bir gelsen de yan hakemle. Beraber. Bu çok istisnaydı. Evet. Hakem ve yan hakem. Aynen. Baktılar. Gol verdiler. Benim kanaatime göre bunun müdahalesi yok. Ben golü verdiler. Fener şimdi var, bugün de sen nasıl evet, var? Hakemi çağırmadan hocam, VAR'ın kanaatiyle iptal ediyorsun golü. İşte ben şunu söylüyorum yıllardır. Evet. Şimdi bu MHK Başkanı'nı hiç konuşan gördünüz mü? Yani konuşurken gördünüz mü röportajını falan? Hiç. Sesini falan duydunuz mu? Bir panelde bir futbol federasyon paneli. Bak, hiç röportajı yok. Ben şunu hep söylüyorum. Ama MHK Başkanı ama yardımcısı abi maçlardan sonra konuşulsun. Bugünkü mesela bu şans alan. Ali şans alan. Kaç puan aldı? Mesela hatalı mı pozisyon? Abi bunları biraz kamuoyuna anlatılsın yani bilelim. Bu puanı kim veriyor? Tamam. Kim veriyor bu puanı? Merkez'deki insanlar var. E tamam, o bunlar ne kadar biliyor? Hayır, yani ama, bunlar senden hayır, benden fazla mı biliyor? En azından bu hakeme dünya, hayır, abi, 10 puan verseler ya, senin gözünde ne bu hakem? Abacığım onlara da artık güvenelim adaletlerin artık ya. Sinan, diyelim, ben yani, birilerine güvenelim. Sinan sen de futbol adamısın. Evet. Şimdi bu hakeme bugün Ali Şansalan'a diyelim ki en yüksek puan kaç hocam? Puanlardan 9, birini söyle. 9. Şimdi bu hakeme hakem gözlemcileri veya MHK'dekiler 9 puan verdi. Evet. Artık senle ben tatmin olur muyuz yani? Merak biz ediyorum. Biz görüyoruz, gördüğümüz mesela var. Yani o puan verenler bizden daha iyi mi biliyor? Mesela şu yani pozisyonları, şu pozisyonları Allah mesela irdelemek lazım. Beni mesela ikna etmeler lazım. Yani şeyin Adana Demirspor'un attığı golün nedendi veya verilmeyen penaltı veya öteki atılan gol. Yani bunlar da ikna edilmek lazım. Tabii, tabii, ama hiç anlatılmıyor. Hiçbir şey yok abi. Tamamıyla bak şimdi bak. Tamamıyla bir at gözlük var. Takılmış Futbol Federasyonu elinde şey var, karar var, disiplin kurulu. Şimdi konuşana ceza. Aynen. Antrenöre konuşana ceza, futbolcu konuşana ceza. Herkes ceza. Konuşuyor insanlar. Efendim, gene şimdi yine verecekler Murat Başkan'a ceza. Versinler. Ver, ne yapacağım? Yine verecekler Murat Başkan. Ama şimdi ben hakkımı nerede arayacağım? Onu söyle bakın. Bir dakika rahatsız. Sen bir dur abi, sen bir. Ben hakkımı nerede arayacağım arkadaş? Hiçbir şey yapamıyorum. O neydi bizim ufak Adem Büyük. Hakem dedi maçını yönetiyor dedi. Çekiyor gidiyor evine diyor. Ama evet, bize ne yaptığı belli değil diyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yok. Hiçbir şey diyemiyoruz. İşte yıllardır bu var. Abi hiçbir şey yapamıyorsun. Hakkınızı nerede arayacak bu şey kulüpler? Kulüpler Birliği'nde ne konuşuyorsunuz dedim. Adil Gevrek bağlandığı zaman ne yapıyorsunuz dedim. Anlatmıyor musunuz dedim. Söylüyoruz böyle bir. Çağıracaksınız merkez başkanını bilmem neyini konuşacaksınız. Hatta ben ne dedim geçen? Dedim ki bir toplantı yapın bakalım. Mesela teknik direktörlerle hakemler bir buluşsunlar. Doğru demiştin. Ayda bir buluşsunlar ya. Ne var? Ayıp bir şey mi yani? Yo, ne bunlar? Birisi KGB, birisi CIA falan mı? Olmuyor mu yani? He? Buluşsunlar. Aynen. Şimdi teknik direktör Rasim, X takım teknik aynen direktör, ben hakemim. Konuşalım. Ya hocam böyle diyor. Ya bir sıcaklık olur. Aynen. Hakemle aynen teknik direktörler birbirlerini düşman muamelesi yapıyor. Bir şöyle bir yemekle yemeye gelsinler. Bakın futbolculara da yapılıyorlar. Futbolculara doğru da.
Futbolcuya da öyle davranıyor. Galatasaraylılar isyan etmişti bir ara, hatırlarsın. Futbolcuya da kötü davranıyor. Tabii ters davranıyor. Bazı hakemler var maalesef, duyuyorum. Doğru doğru. Git lan, konuşma lan, atarım lan, konuşma lan. Çok çirkin. Var mı laflar? Kabul edilemez. Zorbay Küçük Galatasaray maçı. Rasim sen de konuş, sonra konuyu kapatalım. Sevgili Onurcuğum, çok açık. Ben şahsen Murat Sancak'ı eskiden beri tanırım. Star Gazetesi'nin patronuydu. O zaman çok konuşurduk. Çok şeydir, içi dışı bir adamdır ama bu kadar inanılmaz açıklama yapmasını beklemiyordum. Sinan abim nerede? Ne bileyim, kapatamadım ya. İnanılmaz bir açıklamalar yaptı. Burada adres çok açık. Hakem boyduğunu bilmiyorum. FETÖ'cü hakem ya da geçmişte FETÖ iltisaklı hakem, ben hiç bilmiyorum. Ama orada özellikle bir laf var. Dedi ki bir menajerlik şirketi üzerinden. Aslında bu Ahmet Bulut ve ekibini kastediyor. Bu ne? Yani Ahmet, menajer Ahmet Bulut ve menajer Ahmet Bulut etrafında oluşmuş havzayı, futbolcu havzasını, teknik direktör havzasını kastediyor. Net. Ha, buradan bir Metin Korkmaz Ahmet Bulut savaşı var mı? Bu yorumlar da yapılabilir. Çünkü Metin Korkmaz da Adana Demirspor'un inşa eden beyindir yani. Murat Sancak başkandır. O da işin arka planındaki büyük beyindir. Ve ama hiç, yani şimdi bana Metin de arasa, ya Ahmet Bulut'u kastetmedi başkan dese, ben inanmam. Doğru mu Apo abi? Net çok bir mantıklı. Biçimde çok mantıklı. Net bir biçimde Murat Sancak başkan, Ahmet Bulut, menajer Ahmet Bulut ve etrafındaki futbolcu havzasını kastetmiştir. Emre'yi kastetmiştir. Okan'ı kastetmiştir. Hamza diyorlar ama bana Hamza doğru gelmiyor. Ya Hamza o ekipte midir? Ya, siz daha iyi bilirsiniz. Başkan hocam, isim vermediği için sen de isim, sen de isim vermesen daha iyi olur. Ben bugünkü Türkiye'de Okan'a, Emre'ye FETÖ'cü denmesini doğru bulmam. Doğru bulmam. Ama şimdi bence Murat Sancak Başkan da abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum dedi. Hakemlerle ilgili söylediği %100 doğrudur. Futbolun katili Türk hakemleridir. Adana Demir'i bugün doğramışlardır. Geçmişte doğramışlardır. Peki Adana neye hizmet ediyorlar iyi. Abi? Neye hizmet ediyorlar? Abi onu hayır, neye hizmet hocam, ediyor? Ben merak hocamın, ediyorum ya. Hocamın ihtisası neye hizmet varken. Ediyorlar? Yani Adana Demirspor'un önünü keserek ne yapmak istiyorlar? Hocamın mesela ihtisası varken. Hangi takıma avantaj sağlıyor? Ya abi, şey de olabilir. Bence öyle bir avantaj bahis yok. İddiaya da bakın dedi. Abi, maddi bir menfaat de olabilir. Onu kastediyor olabilir. Tamamen günlük nereden baskı geldi? Bir taraftan oradan, bir taraftan buradan, iş dünyası, mafya dünyası, para dünyası, İddiam, bahis iddiam. Dünyası. Allah Allah. Ya, Allah. Bu arada dur. Bir adama helal olsun diyorum. Rezzan Epözdemir'e helal olsun. Ne oldu? Bugün de beni aramış, geç gördüm. Ne oldu abi. Gene ya, ne yaptı? Rezzan Epözdemir. Beni aramış, çok geç gördüm. Davadaydı. Ama helal olsun. Ne oldu gene? Ersan Şen'i öyle bir hacamat etmiş ki izledim, hayran oldum. Ersan Şen hacamat etti ya. Ben ya ne ayıp ya. Ya bize ya, ne yapmış biliyor musun? Hocanın Işıtan Güne yaptığını ona katlamış. Allah Allah. Ki %100 doğru. Ya bize ne? Ya ben gördüm. Ya bize ne? Saktır edemez miyim ben? Abi futbol programındayız biz. Evet. Bize ne? Peki. Bunlar siyasi konuşuyorlar. Bu konuyu değiştirelim. Hukuk konuşuyorlar. Hukukçu. Gel. Tamam. Hukuk futbol lazım. Adalet futbola lazım değil mi? Peki. Ya rahatım. Şimdi konuyu değiştirelim. Okan Buruk. Bugün Sezgin Gelmez Okan Buruk'la konuştu. Sezgin Gelmez Okan Buruk'la konuştu. Son 2-3 günün en çok konuşulan ismi. Gelsin bir grafik ekrana. Galatasaray'la ilgili bakalım neler demiş. Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görev başındayken yorum yapmanın doğru olmadığını düşünürüm. Olmadığını düşünürüm. Diğer grafik gelsin hemen ekrana. Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig'deki tüm takımları takip ediyorum. Burak Elmas'la takipleşmesini kastediyor. Sinan abiye de selam söyleyin. Ahmet Hoca'nın ne dediğini dinleyemedim dün akşam ama ona da selam söyleyin. Sevgilerimi iletin bize diyor sevgi Okan Hoca. Biz Galatasaray'ın başına geçsin dedik. Okan Buruk, Allah senin müstakını versin. Öyle deme ya. Seni öyle deme.
Ya. Hoca Okan Buruk neredeyse idam edilsin dedi. Ahmet Hoca'ya idam edilsin dedi sana. Dur bir dakika. Nerede onun için? Ahmet Hoca ya. Ahmet Hoca'ya sitemliyor Selam. Kinaye evet. Sezgin'le bir... konuştum ben. Sezgin diyor ki Sinan abiye selam söyle. Ahmet Hoca'ya da söyle gibi Ahmet Hoca'ya sitem de olur selam. Okan doğru. Buruk. Bir sitem var burada çok hocam. Ya. Murat Sancak'ın söyledikleri ortada. Seni ben koruyabilirim. Bak Murat Öyle Sancak. Öyle bir çocuk değil o ya. Murat Sancak meydan okuyor. Kastettiği sen ve Emre'sin. Ya bu ya. Ne Murat Sancak öldü. Ya isim vermedi ya. Kimse bir isim vermedi. İsim vermedi, isim vermedi. Türkiye'li gitti. Ben katılmıyorum. Yani çocuklar futboldan bunlar. Türkiye'li gitti. Sen de Murat Sancak dedikleri kına. Ya ben ne kırarım, ben ne karışırım? Hasta mısın oğlum sen? Niye tanıyacağım? Adam herkesin kendi görüşü. Peki, İsim niye veriyorsun? Adam Kuyucu Camii'nin, Adana Camii'sinin başkanı o. Evet. Rahatsız yine o konuya dönmeyelim. Sen bu işlere çok girme bizim. Sana bir sitem var, cevap vermek ister misin? Ahmet Hoca'ya da sevgilerimi iletiyorum. Ahmet Hoca'ya selamlar demiş. Okan'ı ben. Selam. Okan'ı ben. Baba bir tek seninle bana gönderdim. Müsaade buyurun. Seninle bana gönderdim. Okan'ı çocukluğundan, futbolculuğundan tanırım. Çok maç yönettim. Pırıl pırıl beyefendi biç. Onu bir defa kenara koyalım. Sinan'ın ilgili lafı. Pırıl pırıl. Hakikaten ben gerçeği söylüyorum. Ama öyledir ya. Öyle öyle. Hamza da öyledir. Açık konuşayım mı? Hamza herkes oğlu. Herkes öyle ya. Bütün. Hamza beyefendi. Hocam Hamza Bulut, Ahmet Bulut çevresiyle ilgisi de yok. Bulut'u benim Bulut'u bildiğim değil mi? Ne Ahmet Bulut? Ben kanaatimi söylüyorum. Hayır Hamza. Ya Ahmet Bulut yakını Bulut var. Ya yok. Müşahede ne uydurdun? Sen şimdi Ahmet Bulut niye uydurdun? Ya uydurdum ya. Sen ya yok. Bana sorun ben size söyleyeyim. Okan abi. Bir dakika. Sinan Engin önümüzdeki seçim milletvekili adayıdır. Böyle bir politikacı görmedim. Göster. Oğlum politika değil. Yanlış konuşuyorsun. Seni düzeltiyorum. Ben konuşmadım. Yapma. Ben bildiğim şey var. Ahmet Bulut'un ne işi var? Ahmet Bulut Avrupalarda geziyor. Kaya kafasına göre. Ama her türlü hayatı yaşayan çocuk. Aynı konuya dön. Buyur hocam. Murat Sancak, Ahmet Bulut. Hocam şuna müdahale etsene. Evet hocam devam. Şimdi konu ne? Beyler biz birbirimizi niye kandırıyoruz? Evet hocam. Valla diye dürüst olalım diye. Mert hocam, olalım. 84 milyon. Kaç safım. Milyonu bir sevdiğimi bilmiyorum. Ben safım beni kandırıyorum. Ama sen bana hak verdin ama. Burası dahil. Pardon burası hariç. Burası hariç. Ben net konuşayım. Burası hariç. Söz meclis sen düşün. Tamam tamam. Kimse kimseyi kandırmaz. Aynen hocam ya. Bunlar suç değil. Ahmet Bulut'la Emre Belezoğlu menajerlik şirketinde yasal olmasa da gayri yasal ortak olduğunu bütün futbol kamuoyu evet bilir. Ayıp değil ki bu. Bilir. Bak kardeşim. Herkes bilirler. Bilir yakınlıkları. Futbolda 300 tane adam vardır. 300 tane herkes adam. Herkes birbirini tanır. Hakem, şu, bu. Herkes birbirinin ne mal olduğunu bilir. O dünyada değil. Bu suçtur değildir o başka bir şey. Tamam. Bu anda da Adana Demirspor'un yöneticisi ve Murat Sancan da çok güzel bir Metin Korkmaz da bir menajerlik bürosu var. E bunlar iki devli. Bunlar arasında Galatasaray Fenerbahçe gibi bir rekabet olması doğaldır. Doğal mı? Gelelim savaş Okan var. Gelelim Okan Buruk'a. Mayın eşeği olma dedim sana. Mayın eşeği ne demektir? Şu 14 maç için seni getirirler. İşler bir kötüye giderse bir daha esamen okunmaz. İşler rutin giderse zaten önümüzdeki sene olup olmayacağın belli değil. Sen şampiyon hocasın. Senin Galatasaray'a ihtiyacın yok. Sezon sonunu bekle. Önümüzdeki Eylül ayını bekle. Temmuz ayını bekle. O zaman oldu dedim. Hocam, senin iyiliğin için. Hocam Galatasaray'dan teklif gelirse. Ya ne olacak ya? Galatasaray şu anda kümede düşüyor. Çalışırım diyor zaten. Göztepe yenerse. Bir şey söyleyeyim size. Göztepe Galatasaray yenerse. Gidilir hocam. Ernst Hemingway filmi şeyini oynar. Hocam gidilir. Çanlar kimin için çalıyor. Hocam gidilir. Ha. Göztepe Galatasaray'ı yenerse dedin. Yenerse. Hadi o zaman gelsin tahminler. Bir derin futbol klasiği. Ama önce tabii Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Slavia Prag maçı var. Önce bu maçın tahminini isteyeceğim. Sinan abi ne diyorsun? Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır aynen. İnşallah. Rasim. Fenerbahçe alsın istiyorum. İhtiyacı da var. İnşallah. İnşallah. Yani kazanır mı diyorsun? Kazanır diyor. Fener alır. Ahmet ya hocam. Banko Slavia Prag. Slavia Prag. Hocam, hocam yine bozgunculuk. Güzel bir şey söylüyor. Eski Slavia Prag değil. Slavia Prag. Lider liginde şu anda. En iyi takımı. Evet. Sparta Prag'da şimdi bunlar yer değiştirdiler. Doğru söylüyor. Slavia Prag iyi takım. Bir defa Banko Slavia Prag yenilmez de. Banko yenilmez de. Kazanma ihtimali de var Slavia Prag'ın. İnşallah dediğin gibi olmaz ama. İnşallah dediğim gibi olmaz. Abdülkerim hocam. İnşallah maşallah falan filan söylemem ben. Fenerbahçe yener. Yener. Slavia Prag'da yener. Aynen öyle. Yalnız bir şey söylüyorum. Yenmesi için şu gerekli. Fenerbahçe taraftarı ligdeki ve tabii. Türkiye Kupası'ndaki kötü gidişatı unutup nasıl basket takımını Ataşehir'de full doldurdular, evet. Desteklediler. De bütün bu kötü günleri, kötü sonuçları unutup de Fenerbahçe takımını eğer Saraçoğlu statında yani bizim eski Kadıköy statında statı doldururlarsa, tam destek verirlerse
Fenerbahçe, Slavia, Prag'ı yener. Ama çok az bir seyirci gider. Onun da çoğu zaten bir protesto etmek için giderse Fenerbahçe, Slavia, Prag'ı o zaman yenemez. Ama protesto ederlerse yenemezler. Protesto bir kere Fenerbahçe yani, taraftarı. Bu maçı yapmasınlar abi, ya. Protesto falan etmeyin. Maç bitti. Çok destek. Ne istiyorsanız söyle ya. Abi arkadaş, protesto etmemek yetmez. Statı doldurabilirlerse Perşembe günü, hı hı, o statı en az 40 bin, 45 bin kişi doldurup böyle bir eski Kadıköy atmosferi yaratabilirlerse Fenerbahçe, evet, Slavia, Prag'ı yener. Aynen. İnşallah da maçtan sonra Instagram canlı yayınında Beyaz Futbol TR, aynen, Instagram'da galibiyeti konuşursun. De. Değil mi? Zaten hadi, o Instagram yayınımızda ya kahve içeceğim ya yine soda içeceğim. Soda. Midem delir. Lig maçları gelsin. Yani lig maçları. Ya kahveyi yiyeceksin ya da. Hadi. Aman Rasim. Evet Sinan abi, 26. hafta abi, Beşiktaş Altay. Beşiktaş kazanır. Alanya Spor, Trabzonspor. Berabere diyorum. Fenerbahçe Hatay. Hatay kazanır. Göztepe Galatasaray. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Çok iyi gitti Ahmet Hatay. Hocam. Beşiktaş Altay, Beşiktaş kazanır. Alanya Trabzon. Alanya Spor, Trabzon. Alanya Spor yenilmez. Berabere bitebilir. Güçlü maç olur, güçlü maç olur. Peki. Efendim Fenerbahçe Hatay, Banko. Hatay yenilmez. Banko. Hatay yenilmez. Çünkü yorgun bir Fenerbahçe, evet, olacak. Göztepe Galatasaray. Göztepe kazanır da. Hani Göztepe abi, Göztepe kazanır yani. 2-3 farklı. Kazanır diyorsun. 2-3 farklı hem de. 2-3 farklı. Abartma hoca. Rasim. Beşiktaş Altay. Beşiktaş alır. Alanya Trabzon. Beraberlik bekliyorum. Fenerbahçe Hatay. Hatay ya da beraberlik. Hatay daha kuvvetli. Göztepe Galatasaray'da üzülerek itiraf ediyorum. Ama üzgün değilim. Çünkü Göztepe benim canım takımımdır. Evim vardır Göztepe'de. Göztepe alır. Alır ama diyorsun. Galatasaray'ın da bu küme düş, Göztepe kazanır abi. Net ama bu Galatasaray'ın küme düşme rotası da küçümsenmemelidir. Nasıl olsa Galatasaray'ı zaten sen düşürüyorsundur, Göztepe kazanır dedim mi? Göztepe kazanır. Ne rotası? Adam Göztepe... Galatasaray'ın rotasını kaybettirdin sen. Göztepe kazanır dediğin an Göztepe Galatasaray kazanır, rotadan çıkar. Senin hemen, tahminlerin hemen hocam. Hemen söylüyorum. Beşiktaş, resimleri hazırla. Beşiktaş kazanır. Trabzonspor kazanır. Fenerbahçe kazanır. Göztepe 1-0 çifte şans. Göztepe yenilmez yani. Göztepe yenilmez diyorsun. Göztepe yenilmez. Hayır. Fener kazanır. Trabzon kazanır. Beşiktaş da kazanır. Peki. Oo, şimdi Sarıyer Tapu Müdürümüz Ahmet Bey selam söylüyor. Çok selam söylüyor. Diyor ki Sinan Engin'in Sarıyer'deki 28 adet konutu var. Kaç? Diyor. 28 yok. 38 20, mi? 20. 20. Sarıyer Tapu Müdürümüz Ahmet Bey. Şimdi Almanya'dan... Serkan, resimler. Almanya'dan Fenerbahçeli Murat Semiz kardeşimiz MS Sports'a sevgiler. Bize forma göndermiş hepinize. Tişört göndermiş. Nasıl hocam? Bir çevir arkasını Almanya'dan abi. Yeri durmaz. Fenerbahçeli Murat Semiz Sinan kardeşim. Sinan abinin de var. Murat siyah beyaz. Fenerbahçeli. Ooo bak hem o hem de tam 35 Göztepe Rock. Adamsın adam. Bana da, bana da 34. Resimler gelsin. Evet bak. Helal olsun Murat kardeşime. Helal Murat'ıma. Çok güzel. Resimler gelsin. Evet. Sinan'ın resimleri gelsin. Oo, evet, oo maşallah. Mustafa Sinan Sungur kardeşimin dede torunu. Evet Sinan Marcel ufaklık. Bak maşallah. Ve büyük Beşiktaşlı Selahattin Solmaz kardeşim. Beşiktaş'ın her şeyi yapacak olan bir kardeşim benim, maddi manevi. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice sağlıklı mutlu yılların olsun. Nice senelere. Bir de Lostra Muhittin'e çok selamlar. Muhittin Baba selamlar, öpüyorum seni. Rasim selamın var mı? Sinan abicim ağzına sağlık. Fethiye Spor ikinci Of Spor demiş. Neydi Of Spor'dan? Şimdi yazmış. Fethiye Spor'a selamlar. Of Spor'a selamlar. Of Spor'lar da adamdır. Fethiye Spor'lar da adamdır. Buyur abi. Rasim evet, ağzına sağlık. Resmim var Emreciğim, resmim var benim. Resim gelsin ekrana. Evet. Bak Fener taraftarı maça gelsin. Bile satışlar çok düşük diyor. Var ol kardeşim. Buyur. Allah Allah. Özür dilerim. Evet. Bu güzel aile çift Konya'dan büyük Fenerbahçeli kardeşim Serdar Taşkıran ve eşi Arzu Taşkıran hanımefendiye Beyaz Futbol'dan selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca Almanya Köln'den Hikmet Tantan var. Benim kardeşim. Çok severim. Hikmet Tantan. Büyük Fenerbahçeli Hikmetçiğime de selam söylüyorum. Ve bizi seyreden Hakan Şahsıvaroğlu'yla Adil. Oo, özledik ya. Adil Tosun. Bu mesajı atan Adil Tosun. Aman hocam. Ben de sana selamlar olsun diyorum. Adil Eşref Tosun. Eşref Saral, Hakan, Of Spor, Fethiye 2-3-2-5.
Selamlar. Opspor'a sevgiler. Evet. Peki. Bir de şunu söylüyorum. İzmir'de Bornova FK var. Bornova Futbol Kulübü başkanı var. Alim Emiroğlu. Büyük başkan Alim Emiroğlu'ya selamlarımı gönderiyorum. Bornova harika gidiyor. Bornova'yı bir üstüne çıkardı mı Bornova'dan şey verecek bana, şampiyonluk şeyi Çeşme'den. Ne verecek? Alim Emiroğlu. Çeşme'den. Yazlık. Hakikaten tabii mi? Tabii ki. Çeşme'den Bornova yazlık mı satın alacak sana? Tabii ki. Allah başkan, Allah, nasıl bir üşme? Büyük başkan. Rasim'i uyandırdın. Nasıl bir üşme? Uyan beni uyandırdın şu an. Çeşme'den yazlık. Onurla bizim başımız gelmeyin. Ama siz Bornova FK'yı destekleyin Bornova. O zaman. Valla yazlık FK versin. Bornova. Yazlık var, versin var, sen. Var var. Bornova. Peki. Başarılar Bornova diliyoruz. Şaka bir yana. Rasim Bornova, ağzına sağlık. Abdülkerim hocam ağzına sağlık. Beyaz Futbol'u Instagram'da ve YouTube'da takip yani edin. Şey Derin Futbol'u Instagram'da yani ve YouTube'da şey takip edin. Bu Ahmet Çakar var ya. Yani arkasından konuşmuş şeytan, gibi olacağız şeytan. Ama benim sevgime layık bir adam değilim. Niye? Hayda niye? Şu çiçeği almadan çiçeği unuttu. Kaçarak gitti bak. Yok, ayıp oldu. Bana ver. Unutmadı. Bu çiçeği görüyorsun değil mi? Rasim'e ver. Rasim'e ver. Fenerbahçe Galatasaray dostu. Biz aşk yaşayalım. Galatasaray Fenerbahçe. Rasim'e ver, öyle kapatalım. Selamlar Trabzonsporların kralı Atilla Oğlu. Sarı laleler. Rasim'e vererek. Vallahi. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip edin. Bana müstahak biliyor musun? Çiçeği alacağım adamı bilemiyorum. Bak Rasim onu götürür eve. Bir bize aşk love story ver. Böyle yapma oğlum. Ayak eve gidiyoruz. Ayıp ya. İyi geceler.